Saygıdeğer beyefendiler, sevgili şiir dostları, gönül dostları. Benim mesleki hayatımda önemli anlardan birine tanık olacaksınız kısa bir süre sonra. Neden derseniz, biraz gerçi yaş ilerledi, ondan da olabilir ama zannediyorum 80'li yıllarda tiyatro oyunlarıyla ya da oyunumuzla Aksaray'a gelmiştim. Ondan sonra şiir dinletisi hiç hatırlamıyorum. Umarım ben yanılıyorumdur. Dolayısıyla aşağı yukarı 25 yıllık bu şiir dinletileri meselesinde benim açımdan bugün ilk kez sizin gibi kıymetli dostlarla birlikte olma imkanı, fırsatı bulacağız. O yüzden çok heyecan verici bir akşam tabii. Ama bir taraftan da tabii malumunuz Filistin'de, Gazze'de yaşanılan o büyük acının verdiği burukluk var hepimizin yüreğinde. Onu da hiç unutmadan inşallah bugün sizlerle birlikte şiir dinletisi icra etmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Aksaray Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde huzurlarınızda olacağız inşallah. Arkadaşlarım hazır oldukları anda, siz daha önce sanki buralarda bir hazırlık yaptınız diye biliyorum ben sizi ama ilk defa oturuyor gibisiniz. Evet, peki. İlk aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi benim için önemli bir akşamdır. Önemli bir etkinlik bu. Umarım geldiğiniz için pişman olmazsınız. Sizlere güzel şiirler getirdik. Şiirlerle birlikte ara sıra böyle yine vakit buldukça şiirlerin arasında sohbet etmeye de gayret edeceğiz. Ama ben uzak takip edebildiğim kadarıyla ki sabah televizyon programında da biraz bahsettim. Oldukça nitelikli ve yüksek katılımlı bir kitap fuarı bu. Şunun bir duranından bulsana, bak bu durmuyor. Bunun bak bunun duranından vardır sizde. Şu ayağın. Kitaba özellikle gençlerin ilgi göstermesi hem bizim hem memleketimizin istikbali geleceği açısından çok değerli. Çünkü malumunuz artık çok fazla bir sanal dünyada yol almaya başladık. Ama kitap her şeye rağmen bizim kadim kültürümüzün, inancımızın, bu toprakların bize verdiği o büyük ilhamın en önemli göstergelerinden biri. O yüzden hep onlarla birlikte olmamız lazım. Hazır mısın? Evet. Hadi başlayalım bakalım. Bismillah diyelim. Bir merhaba diyelim size. Sonra bakalım yol nereye götürecek. Ha şöyle biraz bize moral motivasyon verin. Alkışlayın bakalım. Hadi bakalım. Sabahına, akşamına, yağmuruna merhaba, rüzgarına merhaba, aşına, ekmeğine, sevincine, öfkesine, gidenine, gidip dönmeyenine, türküsüne, bozlağına, ağıdına merhaba. Bir kuş uçar sazlıkların üstünden, uçan kuşa merhaba, bir aşk büyür gizli gizli geceden, gecesine merhaba, sevdasına merhaba. Kirpiğine, kaşına, bir tel siyah saçına, gurbetine, sılasına, derin alın yazısına, karına, boranına, yağmuruna, efil efil rüzgarına, çok şükür, çok şükür hayattayız gayrısına. Daha ne isterim, bugün de alınacak nefesimiz varmış ya, işte ona merhaba. Memleketim merhaba, güzel ülkem merhaba, umudum, sevincim, aziz şehrim merhaba. Memleketim merhaba, güzel ülkem merhaba. Bir parça daha, bir parça daha aç. Varsa çok az reverb, derinlik ver bir parça. Bir de şunları bana yaklaştır, yaklaştır. Yeniden
Merhaba, yeniden hoş geldiniz sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Biraz teknikte bir bilgi aktarayım ola ki aklına takılanlar olursa. Ben işte cumartesi, pazar sabahları hayata böyle gece 4 gibi başlıyorum. Önce televizyona gidiyoruz, hazırlık. 8.30'dan 10'a kadar canlı yayın. Ondan sonra da hemen koşarak havaalanına geldik. Fakat biraz geç kalktı uçağımız, benim uçağım. Arkadaşlarım daha erken sabah geldiler. Ve Kayseri'ye indik. Kayseri'den de karayoluyla sağ olsun aldı bizi belediyeden dostlar. Buraya getirdiler ama yani 3-4 dakika kadar önce bu alana girme imkanı bulduk. Dolayısıyla biz aslında her bir dinleti öncesinde en az böyle bir saate yakın bir prova yaparız. İşte sestir, ışıktır onlara bakarız. Kendi tonlarımız, ayarlamalar onların hiçbiri olmadan en azından benim adıma karşınızdayız ama sağ olsun kıymetli sesle ilgili arkadaşlarımızın marifeti, hüneriyle inşallah üstesinden geleceğiz Allah nasip ederse. Şu monitörleri bana biraz yaklaştırırsan imkan varsa sevinirim en azından bir tanesini. Dolayısıyla ufak tefek hatamız, kusurumuz olursa kıymetli ne diyelim sizin anlayışınıza sığınıyoruz değerli dostlar. Zannediyorum bugün benden önce gündüz saatlerinde Serdar buradaymış, Serdar Tuncer. Daha sonra da bende çok hakkı ve hatrı olan değerli abim Nurullah Genç. Aynı zamanda benim şiirdeki önemli hocalarımdan da biridir. O huzurlarınızdaymış. Çok sevindim. Doğrusu bir kitap fuarı çerçevesinde aynı zamanda böyle önemli isimlerin huzurlarınıza çıkması da bir o kadar anlamlı. Nurullah hocamıza bir selam göndererek yolumuza devam edelim. Bir Nurullah Genç şiiri okuyayım size. Ben çok severim kendisini ve yaklaşık 20 yıla yakındır yaptığım her bir albümde mutlaka bir Nurullah Genç şiirine yer vermeye gayret ettim, çalıştım. Bu da onlardan biri. Uzun yıllar önce yaptığımız bir albümde okumuştuk. Hem bir memleket şiiridir, hem böyle kenarından köşesinden bir gurbet şiiridir. Bir yanıyla bir aşk sevda şiiridir ama her yönüyle güzel bir şiirdir. Siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları,
ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Beni de götür siyah gözlerine, beni de götür, beni de götür, beni de götür. Avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden, neden sana vurgunum. Nurullah Genç, Allah ömrünü uzun etsin, büyük şair. Ne güzel bir sevda tanımı değil mi? Ne güzel bir sevda tanımı, ne güzel bir aşk tarifi. Avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum. Yani ben ölçerek, biçerek, hesap ederek, tartarak, üçten bir çıktı, iki kaldı filan diye bakarak aşık olmadım diyor. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Olağanüstü bir aşk tarifidir. Bence o yüzden de işte biz Nurullah abiye büyük şair diyoruz. O büyük şairlerden birini, belki de Cumhuriyet döneminin en büyük şairlerinden birini birkaç yıl önce ahirete uğurladık. Hepimizde farkında olarak ya da olmayarak hepimizde çok emeği olan bir büyük ustamızdı. Sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda bir fikir insanı olarak da çok büyük katkılarda bulunmuştu memleketimize. Onun mektebinden yetişen o kadar çok fazla yazar, şairin birkaç kuşağın üzerinde etkisi oldu ki o diriliş mektebinden çıkan büyük ozanların, büyük yazarların bu güzel akşamda Aksaray'da, Anadolu'nun tam göbeğinde, medeniyetin beşiğinde bize medeniyeti yazdıklarıyla, şiirleriyle öğreten, neredeyse her bir yazdığında bir Kudüs hassasiyetini hiç elinden, kaleminden, dilinden düşürmeyen Sezai Karakoç üstadımızı da rahmetle anacağız şimdi hep birlikte. Olağanüstü bir şiiri var onun, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine. Kimisine göre bir naat-ı şeriftir bu. Yani Hazreti Peygamber'i övme maksadıyla yazılmış dizelerdir. Kimisine göre bir İstanbul güzellemesidir. Kimisine göre insanoğlunun bu dünyadaki yalnızlığından bahseden bir şiirdir ama herkese göre büyük bir şiirdir. Dört bölümden oluşur. Ben size dördüncü ve son bölümünden pasajlar okuyacağım. Süremizi iyi değerlendirme adına çok değerli şefimiz Kubilay Doğan hocamızın bestesi eşliğinde şimdi gelin o sürgün ülkeye, hepimizin sürgün ülkesine bir merhaba diyelim. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin belkisin. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini,
sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ey çağdaş Kudüs, Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Sevgili, en sevgili. Uzatma dünya sürgünümü sevgili, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Sezai Karakoç, Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şimdi naatler, biliyorsunuz Hazreti Peygamber'e dedi ki övgü maksadıyla yazılmış şiirler. Cumhuriyet döneminde de bizim ülkemizde çok büyük örnekleri verilmiş, çok güzel naat-ı şerifler var. Neredeyse dünyanın bütün dillerinde mümin ozanlar, şairler... Onu övmek için şiirler yazmışlar ama ya şu az önce okuduğum şiirde geçen bir dize var ya, bana sorarsanız belki onlarca naat-ı şerife bedel. Diyor ki, kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Müthiş bir dize. Yani işte has şairlik ne menen bir şey. Bence bu dize bunun tam karşılığı. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Bir kez daha rahmet olsun. Tabii biz aslında kendi şiirlerimizden okuyup sonra büyük ustalara yol düşürüyorduk ama bugün bir kitap fuarı, daha böyle kültürün önde olduğu bir etkinlik diye önce ustalarla başlayalım dedik. Fakat bir taraftan da şunu düşünmeye başladım. Şimdi ben bu büyük şiirleri okuduktan sonra kendi şiirlerimden arada derede okuyayım mı okumayayım mı
İçinden çık... okuyayım yine değil mi? Evet, evet yani evet. Tamam ben ama yani zaten benim şair olarak bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Ben iyi bir şiir okuyucusu, yorumcusu olmak için yaklaşık 30 yıldır uğraş veriyorum. O konuda çok mütevazı olamayacağım ama dolayısıyla kendi şiirimi de iyi okurum. Yani kendi için, evet konuşamadım neyse. 1998 yılına götüreyim sizi. Bir anlamda bir örneğini an itibariyle izlemekte olduğunuz şiir dinletilerinin memlekette neşvü nema bulmasına yani ortalığa çıkmasına vesile olmuş bir şiir. O yıl sadece bir şiir albümü ki kaset diyorduk o zamanlar. Şiir albümü olarak o yılın en çok tirajını yapan albüm olmakla kalmayıp o yılın bütün müzik kasetleri içinde de en çok satan 2-3 albümden biriydi. Korsanları filan hariç. Şiir biraz eskidi 98'den bu yana 25 yıl geçti. Çok da hatırlıyorum demeyin yaşınız ortaya çıkabilir. Ama benim için hala çok yeni. Bakalım hatırlayanlar çıkacak mı içinizde? Buyurun. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Çok teşekkür ederim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim, menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını, düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı, üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim, denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde. Bu usunda sabahın acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim, kalmanı sevmedim, korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman ölümünün ne güzel olduğunu sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi?
adam gibi severim. Ben sevdim mi adam gibi severim demiştik. Çok teşekkür ederim kıymetli alkışlarınız için. Sağ olun. Aradan 25 koca yıl geçmiş. Saçımız ağırdı, sakalımız ağırdı. Ama bizde hala yenidir şiir yani. Sonra bu o albüm, bu adam gibi albümü böyle büyük ses getirince, bizim şiir dinletileri başlayınca bir yıl sonra İkinci albümü yaptık. Ondan sonra bir yıl sonra da üçüncü albüm. Şimdi okuyacağım şiir ondan iki albüm sonra. Benim ilk gençlik yıllarımı, yani böyle işte 16, 17 filan, 18 hadi bilemediniz. Bıyıkları yeni terlemiş delikanlılık çağlarında. Dolayısıyla 80'li yılların başı, 70'lerin sonu filan İstanbul'da yaşadığım sokağın hikayesini anlattım. Aslında bir şiirden ziyade şiirsel bir öykü, bir anlatı da diyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte sizi o sokağa götüreyim bakayım. Hem böyle 70'li yılların sonunda küçük bir İstanbul lezzeti almaya çalışalım. Hem de benim ilk delikanlılık yıllarımdan minik anekdotlar karşınıza gelsin. Şiirimizin adı Sevda Sokağı. Biraz daha şöyle içli içli hocam. Hocam derken yani keman açısından hocam, yoksa tövbe yani. Hakan Işın efendim, alkışlarınızla. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Ah, sevdanın hayali vuruyor arada bir içime. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama ve bak sen şu serencama. Pencere önünde menekşeler, hatmiler, bir de gece sefası. Abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada bir içime.
Arkadaşlar geliyor, laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya güzel abim, iç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi sevdanın. Resimde sevda inadına gülüyor. Gel ki benim abim, biraz da üstümüzde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama, yakışıklı bir sevda. Hayat haybeye vurmuyor yüzümüze belasını. Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi döküyor tanelerini takır takır yüzümüze. Ağzımda fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanın. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinden insanın. Metin, nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin, adamın halından adam anlar. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Sevdanın hayali vuruyor. Arada bir içime. Arada bir içime. Çok teşekkür ederim nazik alkışlarınız için. Yılların tecrübesi olarak da bir şey söyleyeyim. Arada bir vurursa sıkıntı yok yani. Süreklilik arz etmediği müddetçe arada bir olur yani. Evet. Siz öyle arkada niye bir ateş almaya gidecek gibi bir oturun buyurun gelin ya. Yerimiz var. İlerleyen dakikalarda sürprizlerimiz var. Evet, daha buradayız. Şimdi dedik ya büyük ustaları, ozanları okuduktan sonra ya da okurken kendi şiirlerimizden okurken biraz hafif mahcup oluyorum içerik açısından ama madem ki karşılığı var sizde. O nedenle yine okumaya devam edeceğiz ama ustalarla irtibatımızı kesmeyelim. Kitap fuarındayız. Bir başka büyük ustadan da söz açmak isterim size. Ben de hem hatırı hem hakkı olan isimlerden biri. Şairler yatağı derler Kahramanmaraş için. Elhak öyledir. O topraktan beslenmiş, o topraklardan çıkmış bir dil kuyumcusundan söz edeceğim. İyi şairler için dilin kuyumcusu da derler. Yani elması alıp işleye işleye pırlantaya dönüştüren, küçülten ama çok daha güzel bir forma kavuşturan. O nedenle az sözle çok şey söyleyebilen, güzel söyleyebilen, şırıl şırıl akan bir nehre dönüştürebilen o güzel Türkçemizi has şairlerden biri. Birkaç yıl önce kaybettik. Ben çok severdim, o da beni çok severdi. Mekanı cennet olsun. Ta yıllar önce okumuştum bu şiiri, 99'da galiba albümde. Onun vefatından 1-2 yıl önce 2018-19'da yeniden okuma nasip oldu kendisinin de izniyle ve talebiyle. Bölümler okuyacağım, biraz uzuncadır ama müthiş bir şiirdir. Hem bir Türkçe şaheseridir hem de büyük bir gurbet ve hasret şiiridir. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, Bahattin Karakoç. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Fahrettin Karakoç, mekanı cennet olsun. Aileden, yani bütün ailenin şair olduğu bir Karakoçlardan bahsediyoruz. İşte abi kardeş Bahattin Karakoç, öbür yanda ondan daha önce rahmeti rahmana kavuşmuş olan, bende de hakikaten hakkı çok fazla olan, sadece bir şair olarak değil aynı zamanda bir fikir işçisi olarak ve bir inandığı şeyi sonuna kadar dimdik yaşamayı başarmış biri olarak bu memlekette iz bırakmış bir isim, bir usta, Abdurrahim Karakoç, Allah rahmet eylesin. Onun çok güzel şiirleri var ama bir tanesini hepiniz biliyorsunuz. O şiiri hepimizin bilmesinde şüphesiz Musa Eroğlu ustamızın bestesinin de büyük rolü var. Şimdi gelin hep birlikte şu lambada titreyen aleve, daha doğrusu lambada titrerken üşüyen aleve bir merhaba diyerek Abdurrahim abiyi de rahmetle analım, mihriban yapalım. Hadi bakalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan, ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, yazılmıyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, ama aşka hudut, aşka hudut çizilmiyor, çizilmiyor mihriban. Sarı saçlarını deli gönlüme anlamışım, çözülmüyor mihriban. Görmeyince
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtım tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm, bir kördüğüm baştan sona tamamı. Çözemedim, çözülmüyor. Çözemedim, çözülmüyor. Mihriban, en sevdiğim mihriban. Ne büyük şiir ya. Vallahi billahi. İzniniz olursa ben Abdurrahim abiyi tek bir şiirle geçmek istemiyorum. Yani tek bir şiirle anmak, hatırlamak istemiyorum. Onun olağanüstü bir şiiri var, İncitme diye. Müthiş bir eser gerçekten. Ve yıllar önce benim değerli sanatçı kardeşim Hasan Sandık buna çok güzel bir beste yapmıştı. O beste eşliğinde bir anlamda bir manifestodur. Yani bu memlekette nasıl durulması gerektiğinin, bu memleketi nasıl sevilmesi gerektiğini, nasıl sevmemiz gerektiğinin de şifrelerini barındırır. Şimdi gelin hep birlikte o dizelere de kulak verelim. Diyor ki Abdurrahim abi, ya ne büyük şiir bu ya. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmail'ce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, ırmak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. İçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Buradayım da ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sorarlarsa, bayrak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. Efendim, bu vesileyle tabutlarına sarıldığı zaman o al bayrağımızın asla incinmediği, bu vatan için, bu bayrak için canlarını veren aziz şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle ve saygıyla anmış olalım bu vesileyle. Allah hepsinden razı olsun. Uçurumun kenarındayım Hızır, Ulu Dilber kalasının burcunda. Muhteşem belaya nazır, topukların boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır, dikildim parmaklarımın ucunda.
Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır, civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım Hızır, güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır, el etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır, uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerinde birer can, her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır, Ulu Dilber Kalası'nın burcunda, muhteşem belayana hazır. Ömer Lütfi Mete, onu da rahmetle analım, müthiş bir adamdır. Bu aslında bizim bugün repertuarımızda, yani akışımızda yoktu, var repertuarımızda da, burası için hesabımızda yoktu ama belediye kültür ekibi okur musunuz demiş, onların ricalarını kırmadım ama istekler gibi bir uygulamamız yok. Yani Manolya 2 düğün salonuna döndürmeyelim. Ben bildiğimi okuyayım izin verirseniz. Ama belediyeyi de bahsetmişken, anmışken, bizi sizlerle buluşturan bu güzel etkinlikler çerçevesinde buluşturan Aksaray Belediye'mize, kıymetli Evren Başkanımızın şahsında da en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunarız. İnşallah, inşallah en kısa zamanda bir kültür merkezi içinde daha dolu dolu bir programla da sizlerin huzurunda oluruz. Çünkü burada bu kitap fuarı çerçevesinde işte böyle kısa süreli etkinlikler oluyor. Şimdi tekrar dönelim kendi şiirlerimize. Görüyorum ki aramızda çok sayıda kıymetli hanımefendiler var. Onlar için bir şiir okuyacağım. Bir kere öncelikle yaşları kaç olursa olsun yaşı, hepsinin ellerinden öperek bütün annelerimiz için okuyacağız. Ya da burada olup da okuldur, iştir, başka bir gerekçedir, annelerinden ayrı olup anne hasreti çeken tüm kıymetli dostlarımızın o anne özlemine küçük bir teselli olsun diye okuyacağız. Ya da benim gibi annesini ahirete uğurlamış olanlar varsa hepsini rahmetle anmak için onlar için de okuyacağız. Annelerimiz için okuyacağız. Ben kendi anacığım için yazmıştım ama siz kendiniz için ya da anneniz için dinleyin. Orası size kalmış. Şiirimizin adı Hoşça Kal Anne. Ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı. Önce gözlerime, sonra ellerime, evimize ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim dünyanın bütün kelimelerinden önce. Kim bilir belki de biraz sevinirsin ben sana anne deyince diye. Sen şimdi hatırlamazsın, sokakta top oynardım, düşüp dizimi kanatırdım. Gizlice eve girip saklanırdım, korkardım beni öyle görünce üzülürsün diye. Ben seni ilk bildiğimde gökyüzü mavi, kuşlar deli dolu, toprak sen gibi kokardı. Ya da sen anne gibi kokardın, limon çiçekleri kokardı sabahları, toprak da öyle sen kokardı. Sen yanımdaysan uzanıp tutardım yıldızları, kıyılarda mavnaları, telli turnaları, acıklı şarkıları, ekmeği, ezanları, bahar akşamlarını ellerinden tutardım, yarım kalmazdı hiçbir şarkı. Gece uyurken meleklerle birlikte söylediğin ninnileri, ekmeğimin içine koyduğun peyniri, üstüne sürdüğün çilek reçelini, başımı okşarken gözlerinde gezinen Rabbimin merhametini, beyaz yakalığımı, defterimi, kalemimi, cebimde çiçekli mendilimi, ben seni öyle çok sevdim ki.
Hiç aklıma getirmedim bir gün bile böyle büyük sessizliği, böyle büyük sensizliği. En büyük limanım, en emin sığınağım, en çok merhametimdin. Ben senin yanındayken hiç büyümedim. Kolum, kanadım, kapının önünde bıraktığım korkularım, pencere önü menekşe çiçeğim, beyaz masa örtülerim, kaftalı masallarım, her gün yeniden taradığım saçlarım, benim büyük kahramanım, Nazım, Niyazım, annem benim, annem benim, annem benim. Ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı. Önce ellerime, sonra gözlerime, evimize ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce. Bırakıp gittiğinde sen yalnızlık denen şeyin hiç kımıldamadan nasıl sardığını öğrendim her şeyimi. Elini öperdim, düzelirdi dünya. Erik ağaçlarım çiçeğe dururdu. Süt liman olurdu ruhumun denizleri. Gözlerini gözlerime sürerdin. Su içer gibi dinerdi yangını kalbimin. Ben aynı bıraktığın yerde evimizin küçük odasında, eski kanepenin yanında sana bakıp bakıp duruyorum. Terliklerini hazırlıyorum. Başörtünü katlayıp sehpanın yanına koyuyorum. Saçlarımı uzatıyorum tarayasın diye. Mendilimi, reçelli ekmeğimi duanı edip beni uğurlamanı bekliyorum. Hep bekliyorum. Çünkü ben seni ilk bildiğimde yağmur yağardı. Önce ellerime, sonra gözlerime, evimize ve kalbime. Ben seni ilk bildiğimde anne demeyi öğrenmiştim. Dünyanın bütün kelimelerinden önce. Çünkü ben seni İlk bildiğimde hiç gitmeyecekmişin gibi bildim ve gittiğinde sensizlikti benim ilk kıyametim. Sensizlikti benim ilk kıyametim. Hoşça kal anne. Anne! Hoşça kal, anne. Evet, siz istemeden ben okuyayım da bari, ondan sonra aklınızda kalmasın, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ay, bu da çok eski. Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, küle döndü, dumana döndü. Nasıl edem, nere gidem, dertli baş ile. Bilemedim, teli kırık, kemana döndüm. Canım aldın, can evimden, vurdun ya sende. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Ayrılıversin yaprak dalından. İnsan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda,
Dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğum öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın, adın batsın. Yüreğime bir gün çizdim, kalbim yaşıyor. Yaptın beni küle döndüm. Yine bilemedim teli kırık kemanı döndü. Yanım aldım can evinde vurdum ya sende. Üstüm sana faydası yok gelirler sende. Canım aldım canım aldım can evimden vurdun ya sende. Üstüm sana faydası yok geriden sende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın, adın batsın. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın, sen de vicdansız çıktın. Adın batsın, adın batsın, adın batsın. Bu da eskilerden bir hikayeydi, böyle araya sıkıştırıverdik. Şimdi süremizden ötürü çok fazla büyük ustaya, üstada yol düşüremedik. İşte Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç efendim, Nurullah Genç, Ömer Lütfi Mete, epey de aslında okumuşuz ya. Ama bir isim var ki onunla yavaş yavaş veda edeceğim sizlere. Bana şiiri öğreten kişi diyebilirim. Ha yani şiir öğrenilebilir bir şey midir? Çok bilmem ama ben ne öğrendiysem ondan öğrendim. Çok genç yaşlarda, 40'lı yaşlarda. 1980'li yılların ortalarında maalesef acımasız bir hastalık onu çok erken aramızdan aldı götürdü. Mekanı cennet olsun. Mavera ekolünün de sembol ismidir. Yedi güzel adamın isim babasıdır. Cahit Zarifoğlu. Onunla bitireceğim. Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'ydu. Onun bir şiiri var Acz diye. Yani isminin de baş harflerinden oluşuyor. Aynı zamanda acziyet anlamına da geliyor. Hastane odasında yavaş yavaş Rabbine yaklaşmakta olduğunu hissettiği günlerde kaleme aldığı bir dua bu. O nedenle bu duayla bitirelim isterim ama bu bir şair duası, güçlü bir imana sahip bir adamın duası, biraz cesur bir dua ama çok güzel bir dua. Hep birlikte rahmetle yad etmiş olalım Cahit abiyi de bu kısa fakat güzel şiiri eşliğinde. Seçkin bir kimse değilim, seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri acz tutuyor, bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim, ismimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa yanmaya razıyım, kolaysa affı esirgeme. Hayat boş geçti, geri kalan korkulu. Her adımın dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum. Seçkin bir kimse değilim. Seçkin bir kimse değilim.
aç tutuyor baş harfleri ismimi. Sana zorsa bırak yanayım, değilse esirgeme bağışlamanı dilerim. Seçkin bir kimse değilim, aç tutuyor baş harfleri ismimi. Sana zorsa bırak yanayım, değilse esirgeme bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, çeşit adetler özüm, eski günahlar diplerim. Geçen ibadetler üzülür, eski günahlar değil, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyay, geçen ibadetler üzülür, eski günahlar değil, bağışlamanı, bağışlamanı seçkin bir kimse değil. Sevgili Aksaraylı dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Aksaray Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde sizlerle böyle yarım elma gönül alma tadımlık şiir dinletimizin sonuna geldik. Gösterdiğiniz nezaketten ötürü, sabırdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim öncelikle. Bugün sizlerle buluşmamıza vesile olan Aksaray Belediyesi'ne, çok kıymetli Enver Dinçer Başkanımızın şahsında da şükranlarımı, özür dilerim Evren Dinçer Başkanımızın şahsında şükranlarımı sunarım. Bugün sevgili Bora Özoltu bizimle birlikteydi. Şefimiz, kıymetli üstadımız Kubilay Doğan hocamız, Tolga Özoltu benim kıymetli kardeşim ve elbette Hakan Işın. Hepimiz hepinize en içten selamlarımızı sunuyoruz. Akşamınız, gününüz hayır olsun. İnşallah çok daha güzel bir dünyayı paylaşmayı Rabbim bize nasip etsin. Geldiğiniz için ayaklarınıza, alkışladığınız için ellerinize, hepsinden önemlisi o güzel yüreğinize sağlık. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Denediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere belediye başkan yardımcımız Yahup Kadir Pelek Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Efendim alkışlarınızla belediye başkan yardımcımız, kıymetli sanatçımız İbrahim Sadri'ye hediyelerini takdim ediyorlar.